denince akla insanlara doğrudan gelen inek sütü. İnek sütü üzerine yetiştirilmişiz. Çünkü en ekonomik olarak üretilebilen o. Halbuki esas olan manda sütü. Siz bunun bir kaymağını, bir muhallebisini, bir yoğurdunu yaptığınız zaman o farkı yine vücudunuza aksettirebiliyorsunuz. Çünkü manda sütünden yapılmış ürün doğal kalma özelliğini koruyor, korumak zorunda. Şimdi bu hayvanın sütünü siz yapay olarak artıramıyorsunuz. Manda sütünün özellikle böyle alerjiymiş ya da beslemek açısından avantajları bir yerde bundan geliyor. Ama bir yerde sütün zaten kendi kalitesi yüksek. Bunlar özgür, çıkar dolaşır akşama kadar. Öğlen gelir çocuğunu emzirir, yine gider, yine dolaşır, yine gelir. Çamurun içinde banyo da yapar. Çünkü yaşam tarzı bu. Siz çiğ süt olarak talep ettiğiniz tamamen sağımdan sonra hijyenik şartlar altında ambalajlanmış çiğ süt alıyorsunuz. Bu aslında erişebileceğiniz en iyi süt. Bir sütün içinde yağ oranının yüksek olması aslında hayvanın özelliğinin yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü hayvan yağ yapımı için normalde süt yapımına göre çok daha fazla kalori harcıyor. Bir çocuk eğer 1 yaşından itibaren süt içebilir hale geldiyse, içiyorsa eğer manda sütünü verebilirsin. Ne olur? Bir kere çocuk o tada biraz adapte olur. Bu iyi bir şeydir. Manda sütü çok lezzetlidir. Manda çiftliklerinin bizim ülkemiz için özel bir önemi var ve desteklenmesi gerekiyor.